Onlar gökten inenler olarak anıldılar. İnsanlığı kendilerine hizmet ettirmek için yarattıklarına inanıldılar. Onlar Sümer metinlerinden dünyanın bütün toplumlarında tapılan tanrılar oldular. Onlar dünyada yüzyıllarca hüküm sürdüklerine inanılan Nibiru halkı, Anunnakiler. Sümer metinlerinde bulunan Anunnakiler, gerçeği ve Sümer mitolojisinin görmezden gelindiği iddiaları son dönemlerde sıkça dile getiriliyor. Yunan ve Roma mitolojilerinin kaynağını oluşturan Sümer metinleri, daha eski bir tarihe sahip olmalarına rağmen oldukça zengin bilgilerle dolu. Sümer metinlerinde geçen Anunnakiler ve yaratılış sırları sonrasında dinsel metinlerin bir çoğunda görülüyor. Anunnakilerin dünyayı tohumladığını ve burada köle olarak kullanmak üzere bir ırk yarattıklarını belirten metinler oldukça detaylı tanımlamalarla dolu. Anunnaki'nin insanın yaratıcıları olduğuna inanılıyor. Bu güçlü tanrılar bir gün dünyaya döneceklerine söz vererek uzun geçmişte dünyayı terk ettiler. Tuhaf bir şekilde dünyanın dört bir yanındaki eski kültürlere bakarsak tanrılarının çoğu yaratıcı tanrıları dünyayı terk edip bir gün döneceğine söz verdi. Bazı araştırmacılara ve yazarlara göre Anunnaki spiritüel uyanışı ve insanın bilincinin evrimini hızlandırmak için yanlış yaptıklarını düzeltmek amacıyla dünyaya dönecekler. Bazı araştırmacılar Anunnaki'lerin bu dönemde dünyaya döneceklerini düşünüyor. Sümer mitolojisinde Anunnaki dünyaya gelen ve sonunda insan ırkını yaratan iyi ve kötü tanrı tanrıçalar grubuydu. Dünya çapında birçok yazar tarafından Anunnaki'lerin dünyaya gelmiş olduğu ile ilgili sayısız kaynak toplandı. Antik bir geçmişte dünyaya gelen Anunnaki'ler araştırmacılar tarafından uzun bir süreden beri tartışılıyor. Varlıkları ve dünya gezegenleri Geline gelişleri farklı kültürlerde sayısız metinde işleniyor. Ancak bu metinlerin görmezden gelindiği Anunnaki araştırmacıları tarafından iddia ediliyor. Bazı Afrika kültürlerinde dünya dışı varlıkların on binlerce yıl boyunca dünyayı ziyaret ettiğine inanılıyor. Örneğin Zulu efsanelerinde yıldızlardan gelen ziyaretçilerin altın ve diğer doğal kaynakları çıkardığını, bu kaynakların çıkarılması için köleler yarattıklarını söylüyor. Bazı kaynaklar bu tanrıların Nibiru'dan geldiğini söylüyor. Asuriler ve Babiler gezegeni Marduk olarak adlandırıyorlar. Sümerler ise Nibiru'da bir yılın dünyada 3600 yıla eşdeğer olduğunu söylüyor. Nibiru'nun var olup olmadığı ise büyük bir tartışma konusu. Güneş sisteminin dışında muazzam bir gezegenin olduğunu gösteren çok sayıda bilgi mevcut. Bilim insanları bu gezegene Planet X ismini verdiler. Washington Post'a göre muhtemelen samanyolunda dev gezegen Jüpiter kadar büyük ve bu güneş sisteminin bir parçası olan Orion takım yıldızının yönünde yeni bir gezegen ABD'deki bir teleskop tarafından bulundu. Iras akademisyeni Jerry Neboa ortaya çıkan bulgular dair size söyleyebileceğim tek şey bunun ne olduğunu bilmediğimiz dedi. Harrington ise dünyadan 3 ya da 4 kat daha büyük bir gezegenin var olduğunu ve Pluto'ya göre güneşten 3 ya da 4 kat uzakta bir yerde olduğunu söyledi. Sunulan matematiksel modellere göre Nibiru ya da Planet X olarak isimlendirilen gezegen 30 derecelik son derece eliptik bir yörünge ile hareket ediyor. 2008'de Japon araştırmacılar hesaplamalarına göre dünya gezegeninin 3'te 2'sine kadar bir büyüklüğe sahip yaklaşık 100 AU uzaklıkta bir keşfedilmemiş gezegen bulunması gerektiğini açıkladı. Birçok araştırmacı tarafından Nibiru'nun var olduğu öne sürülüyor. Eski metinlere göre Anundaki'nin ortalama ömrünün 120 sar olduğuna yani 432 bin yıl olduğuna inanılmaktadır. Sümerler'de ortaya çıkan kral listesinde binlerce yıl boyunca hükmeden krallardan söz etmektedirler. Metinde krallığın cennetten inmesinden sonra krallık eridugdaydı. Alulim kral oldu. 28.800 yıl hükmetti. Alajlar 36.000 yıl hükmetti. ''İkinci kral 64.800 yıl hükmetti.'' ibareleri bulunuyor. Sümer kral listesi hakkında en ilginç ayrıntılardan biri ilk listenin dünya üzerinde 241.200 yıl boyunca hüküm süren 8 kralın orijinal krallığın cennetten aşağı indiği zamana dek büyük tufan süpürüldüğünü ve bir kez daha gökten indiklerini belirtmesi. Anunnakilerin yarattığı insan ırkıyla ilgili de araştırmacıların bazı iddiaları bulunuyor. Kazakistan'dan bazı araştırmacıların ortaya attığı hipotez daha gelişmiş bir dünya dışı medeniyetin farklı dünyalarda yeni hayat tohumladığı ve dünyanın da sadece onlardan birisi olduğu yönündedir. Araştırmacılar DNA'da gördüğümüz şey iki versiyondan dev bir yapılandırılmış kodtan ve basit veya basit kodtan oluşan bir program. Araştırmacılar DNA kodumuzun ilk bölümünün dünya üzerinde yazılmadığına ve onlara göre doğrulanabilir olduğuna inanmaktadır. İkincisi ve en önemlisi genlerin tek başına evrim, ani evrim sürecini açıklamak için yeterli olmadığı ve oyunda bir şey daha olması gerektiği yönünde. Araştırmacı Mukokov'a göre er ya da geç dünyadaki tüm yaşamların dünyevi kuzenlerimizin genetik kodunu taşıdığını göreceğiz. Ve evrimin bizim düşüncemiz olmadığını kabul etmeliyiz dedi. Bu bilimsel bulguların sonuçları insanlara benzeyen uzaylılarla temas kurduğunu iddia eden diğer kişiler ve gözlemciler tarafından ortaya atılan iddiaları güçlendiriyor. İnsan benzeri uzaylılar insan evrimi için gerekli bazı genetik materyali dünya insanı için sağlayabilir. Amerikalı bir New Age edebiyat yazarı olan ve 2012 olayı hakkında yazan ve yeryüzünün manyetik kutupluğunun tersine döneceği iddiasıyla kaydedilen Bradene göre sadece açık kodumuzda bulunan 64 kodundan 20'sine sahibiz. Biri neden yaratılışımızın kaynağı DNA'nın çoğunu kapatarak genetik yeteneklerimizi sınırlandırdı diye sormalı. Ortaya atılan bir teoriye göre DNA'mız anundakileri yaratıcılar tarafından kontrol içerisinde kalabilmemiz için sınırlandırdı. Birçok araştırmacı Anunnaki'nin milyonlarca yıldır bizi kontrol eden kişiler olduğuna inanıyor ve insanoğlunun gerçek genetiğini onların bildiğini düşünüyor. Çoğu yazar bir gün dönmeyi vaat eden sayısız kültürde bahsedilen tanrı olabilecek Anunnaki'nin insanın yaratıcıları oldukları için bizi tamamen kontrol edebileceğini iddia ediyor. Bir UFO araştırmacısı olan Simon, 12 şerit DNA'ya sahip olduğumuzu ve her bir kolun belirli bir galaktik ırkla ilgili olduğunu söylüyor. Varsayımsal olarak DNA'daki latent kodonları tutuşmanın bir yolunu bulabilirsek, Praktik olarak gezegenimizdeki her insanın iyileşmesi ve gezegenimizin iyileşmesi gibi konular başta olmak üzere neredeyse her şeyi yapabiliriz. Elbette ki şu ana kadar bahsettiğimiz her şey varsayımsal. Tarihe baktığımız zaman birçok kültürde birçok benzer olaylarla karşılaşabiliyoruz. Benim yapmaya çalıştığım şey size herhangi bir değişiklik yapmadan olayı doğru bir şekilde aktarabilmek. Siz değerli takipçilerimizden isteğim şudur. Eğer sizler de Anunnaki'ler hakkında herhangi bir bilgiye sahipseniz yorumlarda bizimle paylaşırsanız sevinirim. Daha fazla içeriye ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir, video isteklerinizi iletmek isterseniz... Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz.